Bir kilo patates 5 lira olur mu? Bu vaziyette esnaf kan kusuyor. Patates ve soğan ikisi de sofralarımızın vazgeçilmez ürünlerinden. Yaklaşık 20 gün önce 1,5 lirayken şimdi ise 5 liraya yükseldi. Pahalı. Patates ve soğanda yaşanan bu fiyat artışı hem vatandaşı hem de esnafı etkiliyor. Anlaşılacağı üzere vatandaş alamıyor, esnaf satamıyor. Satamıyor. Bir kilo. Bizde iş yok, konuşamıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi akşama kadar bir kilo gidiyor. Hal böyle olunca cebi yanan vatandaş da patates ve soğanı kilo kilo almak yerine tane tane alıyor. 1,5 kilo. Yarım kilo soğan alıyor. 3 tane patates alıyorlar. Yani 3 tane, 2 tane. Esnaf artışın nedenini akaryakıta ve üretim azlığına bağlıyor. Mazot pahalı. Üretici para kazanamıyor. Geçen sene yollara döktüler patates, soğanı yollara döktüler. Para etmedi. Kimse ekmedi. Bu sene ekmediği için biraz şey oldu. Peki patates ve soğan eşliğinde bir türlü yemeği yapmak ne kadara mal oluyor? Türlü yemeği yapacağız bu akşam. Patates alacağız. 1 kilo patates. 1 kilo da soğan alıyoruz. 10 lira. 1 kilo da fasulye alıyoruz. Cumhurbaşkanımız dedi 4 tane çocuk yaptım. Bir patates, bir soğan. Fasulye 4 lira. 2 kilo da domates alalım. 8 lira. 4 de fasulyeye verdim. 12. 22. 2 kilo da salatalık koyalım. 1 kilo da patlıcan ekledik. O ne kadar? 3,5. Yarım kilo mu? Pahalı. 8 lira. Evet. 4 lira fasulye. 10 lira patates soğan. 14. 2 kilo salatalık. 18. 1 kilo patlıcan 21,5. 4 lira sivri 25,5. 8 lira domates 33,5. 5 lira da bunun içine et koyalım. 5 lira. Ne yaptı? 5 liralık et vermez ki adam sana. 5 lira et yok, 10 lira koy. 10 lira da kuşbaşı koyalım, 43,5. Sadece akşam bir karavana yemek 43,5.